Akşamlar. İyi akşamlar. Bu konuya başlamak zormuş, değil mi? Evet. İlk canlı yayınımız için biraz nasıl diyelim? Sert bir konu, ağır bir konu. Evet. Geçen hafta ilk defa böyle bir şeye girişeceğimizi konuştuğumuzda başka bir şey Evet. planlamıştık. Ama gündem bizi bu içeriğe, istismar konusuna ve çocukların kendilerini nasıl koruyabileceklerini, bizlerin, ebeveynlerin, yetişkinlerin çocuklara bunu nasıl aktarabileceğini, bu bilgiyi, cinsel bilgileri nasıl verebileceğimize, ki bu da önemli bir mesele. Evet. Mecburen gündem bizi bu konuya getirdi. O yüzden biraz başlamakta zorlandık. Böyle çok daha neşeli hoplaya zıplaya başlayabilirdik ama konu bu. Şimdi bir grup kitap var elimizde. Bunlardan bahsedeceğiz. Biz daha önce de duyurduğumuzda videolar üzerinden de artık yayın yapacağımızı duyurduğumuzda radyo programıyla benzer süreleri kullanmak istediğimizi canlı yayınlarda söylemiştik. Bir 30 dakika kadar bir zaman planladık ama elbette aşabiliriz. Şu anda Evet. bütün kontrol bizde ve sizde. Evet. Yani bir süre sonra herkesin dikkati Evet, yani. dağılabiliyor, yorulabiliyoruz. Konu uzarsa Evet. ikinci Ha, bölüm bir diğer yapabiliriz. zaten planlarımızdan biri de bu. Aslında konu uzayacak zaten. Bunu baştan Evet. biliyoruz. Bütün kitapları bu konuda yayınlanmış, nitelikli bütün kitapları bir seferde aktarabilmemiz mümkün değil. Bunun yanında başka şeyler de var. İşte hazırlanmış broşürler var. Web siteleri var. Bu konuda çalışan kimi kuruluşlar var, sivil toplum kuruluşları var. Bunların hepsinden de söz edebilmek istiyoruz. Çocuklarla çalışıyorlar doğrudan çünkü. Ya da onlarla ilgili çalışıyorlar. Dolayısıyla bu içeriği zaten baştan biliyoruz şu anda. İki belki üç bölüm Evet. halinde vereceğiz. Canlı yayından sonra bu kayıtları YouTube'da da yayınlayacağız. Dolayısıyla Şöyle bir herkes şey de izleyebilir. ekleyelim. Şimdi alttan yorum yazıyor olabilirsiniz. Görüntüyü sarsmamak adına ellemiyoruz ama daha sonra o yorumları Evet, onlara yanıt da veririz. yanıt verebiliriz ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa, sizin bildiğiniz kitaplar, kaynaklar, paylaşmak istediğiniz şeyler olursa lütfen paylaşın. Onları hepsini derleyip toplayıp Evet. bir yerde biriktirip tekrar bir dolap kitapta bir yazı olarak da hepsini derleyip Evet. koyabiliriz. Böylece kaynağa herkes topluca Evet, daha ulaşmış kolay olur. ulaşabiliriz. O halde başlayalım bu zor konuya. Evet. Şimdi gündemle ilgili hiçbir yorum ben yapmak istemiyorum. Yeterince üzüldük ve öfkelendik. Dolayısıyla konuyu nerede olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Nerede yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Hangi şartlarda yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Doğrudan kitaplarla hemen başlayalım. Evet. Şimdi konuyu iki bölümde ele almak gerekiyor. Kitaplarda öyle zaten. Bunlardan şimdi ilk olarak cinsel bilgiler meselesi var. Çocuklara bu cinsel bilgileri aktarmak, neyi ne zaman ne kadar öğrenebilirler? Tabi bu uzman içeriği, neyi ne kadar ne zaman öğrenirler? Biz de uzmanlardan öğrendiğimizi aktarabiliriz ama kitaplardan söz edebiliriz. Diğeri de istismar konusu. O konuda neler yapılabilir? Kitaplar bize neler öneriyor? Ya da nasıl kitaplar var bu konuda? Çocuklarımıza bu bilgileri aktarabileceğimiz, güvenlik konusunu aktarabileceğimiz nasıl içerikler var diye iki bölüm halinde. Önce okul öncesi sayılabilir. Okul öncesi Tabii bu. tabii okul Oradan öncesi. başlayalım mı? Evet, ilk kitabımız Veli Nereye Gitti? Kural dışı çocuktan çıktı. Nicholas Allen'ın yazıp resimlediği bir kitap bu. Türkçesi Nil Güne ait. Alt başlığı Küçük Bir Spermin Büyük Büyük Serüveni. serüveni. Çok keyifli bir kitap. Görselleriyle ve hikayesiyle gerçekten biz hatta bu akşam da okuduk Evet. çocuklara. Tayga ikinci defa okutturdu. Tayga 5 yaşında, Orman 2,5 yaşında. Biz ikisine birden okuduk. Orman ilkinde dinledi. Hiçbir tepki İkincisinde vermedi. evet, çok fazla bir tepki Evet. vermedi. Sonra İkincisine geldiğimizde hemen hani ilk başta işte Veli'yi tanıtıyor kitap. Veli minik bir spermdi diye başlıyor. Ve çok sevimli bir biraz parladı galiba evet. şeyde, ışıkta. Ve daha sonra diyor ki
Alper Bey'in içinde yaşıyordu. Tam burada dediği noktada orman... Bak ben kitabı şöyle tutayım, sen öyle anlat. Evet. Orman ne sormuştu? Orman şeyi sordu, yani pipisinin içinde mi? Evet. Ormanın ilk ilgisini çeken konu bu oldu. Pipisinin içinde mi? Tayga da aslında bu konuyu merak etti ama Tayga biraz daha bilgili. Dolayısıyla o daha kolay geçti testis meselesini. Bu görseli de gösterebildik. Sonra? Daha sonra yani bir spermi karakterize ederek işte testisin içinde bir ülke gibi bir yer kurgulanmış o az önceki sahnede. Evet, onu göstereyim. İşte sinema var, okul var, havuz var. Burada milyonlarca, yani burada milyonlarcası görünmüyor ama. Ve günlük yaşamlarını nasıl geçirdiklerini anlatıyor kısaca. Veli okula gidiyor. Okulda çok başarılı biri değil. Matematikte hatta çok başarısız. Ama yapmayı bildiği, iyi bildiği, güzel becerebildiği bir şey yüzmek. Veli çok iyi bir yüzücü ve büyük yüzme yarışı diye bir şey var. Ona hazırlanıyorlar. İşte Veli'nin bir rakibi var. Veli kadar iyi yüzüyor ama Veli hepsinden daha iyi durumda. Ve yarışın sonunda tek bir ödül, bir kişiye bir ödül var. O da büyük bir yumurta. Yumurta da kim hanımdı? Nihan Hanım. Nihan Hanım'ın içinde. Nihan Hanım, evet. Ve işte bu yarışmaya katılma öyküsü, o yarış sahnesi, upuzun bir... Evet. Yarış sahnesi var. Harita veriyorlar. Dur bir harita. Evet. Haritalar var. Harita, yarışma başlıyor. Her yarışmacıya öğretmen bir merhaba. yüzücü gözlüğü veriyor. Bir sıra numarası veriyor. Ve birer harita veriyor. Birinci harita Alper Bey haritası. İkincisi Nihal Hanım haritası. Ve burada işte pusula, İşte hazineye buradan ulaşacaksınız falan bir oyuna evet oyunlaştırılmış çok ve yarışma günü başlıyor. Başla uyarısıyla birlikte Veli ve diğer bütün spermler yüzmeye başlıyorlar. İstersen bunu da göster. Bu da çok eğlenceli bir sahne. Where is Waldo kitapları gibi. Burada Veli nerede gibi oldu. Avrasya maratonuna da benziyor. Acaba. Evet, yani çocuklar Veli nerede diye incelediler akşam okurken. Evet. Ve işte Veli yumurtayla buluşuyor. Ondan sonra çok güzel, harika bir şey oldu diyor ve bir bebeğin gelişimi, işte embriyonun gelişmesini böyle hızlıca anlatıp sonunda da bir bebek doğdu. Mesela Tayga bu sayfada çok şaşırdı. Evet. Aa, nasıl oluyor öyle falan diye hemen ona baktı ve sonra... işte minik bir bebek doğuyor. Adını Deniz koyuyor annesiyle babası. Peki ama minik Veli nereye gitmişti, kim bilir diye soruyor ve Deniz'in öyküsüne kısaca geçiyor. Deniz büyüdüğünde okula gitmeye başladı. Matematikte hiç başarılı değildi ama yüzmede çok iyiydi diye bitiriyor. Onu da şeyi Tayga fark etti. Veli'nin böyle küçük bir saçı var. Ha, Deniz'in saçı da aynısı. Evet. Dedi ve ilk doğduğundaki evet. Evet, şimdi bu çok basit, çok yalın. Çok güzel. Böyle bir hani başka bir yarış, mücadele, motivasyon öyküsü gibi bir şey de anlatılıyor. Evet evet, yani heyecanlı bir şekilde anlatılıyor. Yani kuru gerçekten kuru böyle çok yüksek, bilimsel motivasyon. Bir anlatımdan çok oyunlaştırmışlar o haritalar. Çizimleri de çok keyifli. Çizimleri de çok keyifli kitabın. Yani bizim çocuklar hiç gözlerini ayırmadan baktılar kitaba ve eğlendiler de yani bu hikayeyi dinlerken. Şu önemli, yani bu cinsel sağlık bilgileri, cinsel sağlık bilgisi mi denir bunlara? Cinsel eğitim, cinsellik eğitimi. Çocuklarda istismar konusuyla yakından ilgili olduğunu düşünüyorum. Biz bu konularda eğer rahat olmazsak, biz bu konularda doğru bilgiyi aktarmazsak, ya ben mahallede büyüdüm, bana neyi nasıl öğrettiklerini hala hatırlıyorum. Gerçekten de hiç öyle bir şey değilmiş. Yani alakası bile yok yani. Şimdi şuradan hızlıca araya girdim ama bir yorum geldi. Ne yazık ki çok niteliksiz kitaplar yayınlanıyor. Ama çocuk edebiyatının Instagram takipçisine göre çekilenmesini nasıl yorumluyorsunuz diyor. Niteliksizler evet, nitelikliden daha fazla ne yazık ki. Yani bu bir ticaret. Evet. Yani yayıncılık bir ticaret işi. Somun ya da tuvalet kağıdı da üretebilirler ama kitap üretiyorlar. Her zaman olduğu gibi bazı insanlar işlerini daha iyi yapıyor. Nitelikli kitaplar üretiyor. Bazı insanlar işlerini
o kadar da iyi yapmıyor. Niteliksiz kitaplar üretiyor. Şimdi buna daha fazla nasıl bir yorum yapabiliriz bilmiyorum yani açıkçası. Yani bu çok uzar yani. Konunun bir de evet biraz da konunun dışına çıkmak gibi olacak. Ama bu daha sonraki programlarda hani konuşulabilip uzun uzun tartışılabilecek bir şey. Yani niteliksiz. Yani nitelik de çok tartışmalı bir şey. Yani bu konuda da ayrı bir deneyimimiz oldu. Evet. Ama bunlara ayrı bir zamanda girelim. Ve ikinci kitaptan hemen bahsetmeye başlayalım. Tamam. Yani şu Veli Nereye Gitti? Kural Dışı Çocuktan Çıkan gerçekten evet. Yaş grubu için nokta atışı bir kitap olmuş. Yani biz evet, evet, ikide çok... iki iyi evet. tepki alıyoruz evde. Kendi evet. deneyimimiz en azından öyle. Cinsel Eğitim Öyküleri. Bu da yeni bir kitap değil. Çocuklar için Cinsel Eğitim Öyküleri daha doğrusu. Kitabın adı şöyle parlamıyor galiba. Yaşam Yanardağ Çelik tarafından yazılmış bir kitap bu. Hülya Günal tarafından da resimlenmiş. Yaşam Yanardağ Çelik bir terapist bildiğim kadarıyla. Cinsel terapi konusunda da uzmanlaşmış. Çocuklar için de içinde iki öykü bulunan bu kitabı hazırlamış. Kitabın yayıncısı Net Çocuk. Kitapta Önce Vücudumu Tanıyorum bölümü var. İlk bölümde iki karakterimiz var, Melis ve Efe. Bu iki karakter evcilik oynuyorlar. Ve bu evcilik sırasında birbirlerinin bedenini merak ediyorlar. Çünkü çocuklar işte 2 yaşından sonra dişiyi, erkeği fark etmeye başlarlarmış. 4 yaşında artık bedensel farklılıkları iyice algılar ve meraklanırlarmış bu konuda. Yani son derece doğal bir şeyden bahsediyoruz. Yani çocukların birbirlerini merak etmesinde hiçbir sakınca yok. Bu doğal bir durum. Orada önemli olan bizim bunu nasıl, bu durumu nasıl idare ettiğimiz. Yani hani geleneksel yöntemle işte cezalandırıp bağırıp çağırıp çocukları birbirine susturup bilmem falan bunun sonuçları ülkenin durumundan belli. Yapmamız gereken şey başka. Burada da bir anne örneği giriyor hemen zaten hikayeye ve anne çocuklara uygun bir dille o uygun dilinde bir örneği burada zaten metinde var. Anlatmaya başlıyor ve işte insan bedenini çocuklar tanımaya başlıyorlar ve aralarındaki farklarla ilgili bilgilenmeye başlıyorlar. Ve bu bir şey mi atacağım? Bir şey diye. Sen söyle bir şey ekleyeceğim. Yok, şu paragrafı şimdi. Daha önce konuştuğumuz bir konu olduğu için. Evet, şimdi burada biz bu kitapla ilgili bir yazı da yazmıştık birdolapkitap.com'da. Ha bu arada daha sonra YouTube'dan izleyenler linkini bulabilirler yazıların. İlgili, hangi kitapla ilgili yazı yazmışsa. Az önce bir izleyicimiz kayıt edebilir misiniz? Çünkü hani çocuklara bakmak zorundayım demiş. Kaydediyoruz. Kaydedeceğiz. Yarın ya da öbür gün YouTube kanalında videonun tamamını bulabilirsiniz. Evet, o zaman işte yazılarımız varsa eğer anlattığımız kitaplarla ilgili yazılarımız onların linklerini de ekleyeceğiz. O yazıda ben kitaptaki ifadeden gidip devamını getirmeden bırakmıştım kitabı anlatırken ve demiştim ki çocuklar burada konuşurlarken işte pipi ve kuku diyorlar. Annesi de diyor ki Melis'in annesi siz her ikisini de öğrenin. İşte onları hani doğrusunu öğretmeye çalışıyor. Ancak doğru olan isimlerini kullanın. Yani pipiyi kukuyu bilin ama doğru olanı kullanın. Erkeklerin cinsel organı yani penis dışa doğru uzar. Kızların cinsel organı yani vajina ise içe doğru uzanan küçük bir yarık biçimindedir diye. Ve işte bilgiler vermeye başlıyor. O yazıya da bu konuda yorumlar gelmişti. Hemen pipi ve kuku diye bıraktığım için hemen bir okurumuz... Bu hani böyle olmamalı, şöyle olmalı diye doğrusunu yazmıştı oraya. Biz de bir minik edit eklemiştik. Önemli bir konu. Evet. Bu kitapta da yine vurgulanıyor. Aslında bu konuyu ciddiye alan bütün kitaplarda bu konu vurgulanıyor zaten. Mutlaka bunu belirtiyor kitabın içeriğinde. Bu mutlaka belirtilmiş oluyor. İşte çocuklar doğumu, işte emzirmeyi, anneliği hepsini bu kitaptan öğreniyorlar. Ve ardından kitabın ikinci bölümü geliyor. İki öykü var. İki öykü var, evet. İkinci bölümü geliyor. Dünyaya geliyorum bir doğum hikayesi. Bu kısımda da işte bir çocuğun nasıl dünyaya geldiği, yani bu leylek safsatasından nasıl kurtulabileceğimizi anlatıyor kitap bu noktada. Ve işte genelde tepki alan sahneler oluyor böyle sahneler.
Gerçi çıplak insan bedeni her türlü tepki alıyor. Ama bu tür sahneler de tepki alıyor. Ne hikmetse. Hani başka bir yolu var da biz mi bilmiyoruz onu da bilemedim de neyse. Bir bebeğin nasıl olduğu yine çok iyi bir dille anlatıyor. Nasıl oluştuğu çok iyi bir dille anlatılıyor. Ve biraz daha konu ileriye gidince işte annenin beslenmesinden, işte yediklerinin çocuğun kafasına düşmediğinden vesaire bahsediyor. Doğum yöntemlerinden bahsediyor kitap. Ve en sonunda işte iyi ki varsınız Mutlusam. çocuklar diye bitiyor. Bu kitap biraz daha büyük yaş grubunu ilgilendiriyor. Metninin uzunluğu açısından özellikle bunu söylüyorum. Ve anlatma biçimi çok daha teknik, çok daha bilimsel. Dolayısıyla bu Veli Nereye Gitti de okul öncesi yani 4 yaştan sonra rahatlıkla 4 yaş ve üzerine rahatlıkla diyebiliriz ama bu herhalde 5 yaş ve üzeri belki biraz daha bile büyük yaş için daha uygun bir kitap. Çocuklar için cinsel eğitim öyküleri Yaşam Yanardağ Çelik'in yazdığı bir kitap bu. Net Çocuk tarafından yayınlandı. İllüstrasyonları da Hülya Günal'a ait. Benim çok sevdiğim bir başka kitap var. Evet. Bunu birlikte anlatalım. Dinozor çocuk ama sen kontrol ettin mi bu kitabın Kitabı ben gördüm. baskısı hala Kitabı var gördüm. mı? Yoksa da tekrar basın lütfen. Ben nasıl ben oldum? Evet. Ben kitabı şeyde gördüm, satışta gördüm. Ben nasıl ben oldum. Dinozor çocuktan çıktı. Bu kitap hakkında da bir yazı yazmıştık. Yine bu yazının linkini de bulabilirsiniz. YouTube yayınımızda. Kitabın şöyle kapağını bir görün. Bu kitap yine bir bebeğin nasıl olabildiğini, işte bu cinsellikle ilgili çocukların aklına gelen aşağı yukarı soruları ele alıyor. Ama bence önemli bir nasıl diyelim, minik bir farkı daha var bu kitabın. Bunu o yazımda da yazmıştım o zaman. Ben nasıl ben oldum diye soruyor. Ben nasıl oldum diye sormuyor. Yani bu sadece bir bebeğin nasıl olduğu ile ilgili bir şey değil, bir içerik değil. Çünkü Tayga'nın da merak ettiği bir konuydu mesela. Ben doğmadan önce neredeydim? Hemen kum kurdunun Evet. birinci cildine Kum yollayalım kurdunun sizi. birinci cildine zaten hemen yollayabiliriz sizi. Çok yardımcı oldu bize. İçin oradaki bölümlerden bir tanesi özellikle. Ama burada da, bu kitapta da konu oradan başlıyor. İşte daha doğrusu bu paragrafı okumam Evet. lazım. Ben henüz yokken babamın testislerinde bir tohum, annemin karnında da minicik bir yumurtaydım. Bir düşünsenize, annem ve babam farkında olmadan tıpkı bir yapbozun parçaları gibi beni içlerinde taşıyorlardı. Peki ben olmadan önce neredeydim? Ben olmadan çok önce benim nerede olduğumu kimse bilmiyordu. Belki ben daha önce hiç kimsenin olmadığı bir yerdeydim. Bir kral ya da bir kraliçeydim. Belki ejderlerle savaşıyor ya da kırmızı bir otomobile biniyordum diye devam ediyor. Varsayımlarda bulunuyor. Evet, çocukların böyle Evet. kendilerini efsaneleştirmeleri hoşuma Çok gidiyor. güzel. Yani Tayga da bunu yaptı. Kum Kurdun'da da çok güzel bir örneği Evet. var. Muhtemelen başka çocuklar da başka türlü çok güzel fikirler Ay, bir çıkartıyorlar yayında o buradan. bölümü okuyalım mı? Çok güzel Başka olur. bir Tamam, bölümde. başka bir Kum bölümde Kurdu okuyalım. bölümü yapalım hatta. Evet, hatta. Ve sonunda yani nerede olduğunu keşfettikten sonra asıl konuya geliyoruz ve babanın tohumu olmadan annenin karnında bebek olmaz diye bağlıyor ve işte bir bebeğin nasıl olabileceğine dair anneyle babanın mesela nasıl karşılaşmış olabilirler? İşte parkta yürürken babam annemin işte bankta oturan annemin ayaklarına takıldı. Yok işte çarpıştılar. Yok işte bir ağacın altında piknik yaparken müzik Bak bu dinlerken da oldu çok falan tanıdık. gibi. Tayga da hep soruyor ya. Evet, hep Yani soruyor nasıl gerçekten oldu diye. 4 yaşına kadar hiç hani uzmanlar 4 Evet. yaşa kadar cinsel farklılıkları algılayamazlar diyorlar ya Hı. çocuklar için. Gerçekten de öyle. Hiç aklına bile gelmiyordu. Şimdi bir süredir yani epey bir süredir işte siz nasıl tanıştınız? Eskiden siz nasıldınız? İşte yetişkin miydiniz Evet. tanıştığınızda? Yetişkin lafı da bayılıyorum Tayga'nın öyle Ya demesine. evet. İşte anlatıp duran, sorup anlattırıp duruyor böyle. O efsaneleştiriyorlar kafalarında. Evet çok güzel Evet ve bir sürekli yerlere o bağlıyorlar. parçalar birbirine oturuyor ufak ufak. İşte burada annenin karnında bebek için özel bir oda olduğu, dolayısıyla annenin yediği yiyeceklerin bebekten ayrı bir yere gittiği, işte kafasına düşmediği, onu rahatsız etmediğine dair bilgiler veriyor. Bu kitapta yine tepki aldığına şahitlik yaptığım hatta
Bir sahne var. O sahneyi bir bulmam lazım. Bu tür sahnelerden... Daha önce. Ha, daha önceydi. Şuradaydı. Bu sahne yine... İşte, nasıl da güzel bir çizim. Çok da güzel bir çizim. Çok da iyi anlatan bir çizim. Ama işte tepki alıyor. Yani bir garip bir durum var orada. Bu kitabın içerisinde yine benim önemli bulduğum bazı ek bilgiler var. Mesela Türk bebek. Çünkü herkesin çocuğu olamayabilir. Ya da herkes çocuk sahibi olmak istemeyebilir. Evlat edinmek bir yöntemdir. Bundan da bahsediyor. Ve çok önemli bir başka bölüm. Peki ya baba? Her şey annenin karnında oluyorsa baba kendisini kötü hissetmez mi? Dışarıda kalmak onu üzmez mi diyor. Babanın üzülmesine hiç gerek yok diyor. Çünkü hem işte hamileliği boyunca anneyi rahat ettirmeli. Hem bebeğin bütün bakımıyla ilgilenmeli vesaire. Yani babalara şimdi da ben bizim ülkemizde diye görevlerini başlayıp bir sürü şey söyleyebilirim ama hayır üzülmezler diyebilirim. Bir sürü örneği yani, görüyoruz. Evet tabii yani. Ama neyse dedikodu yapmayalım şimdi. Bu kitabın önemli bölümleri içinde yani verdiği cinsel bilgiler yanında çok iyi hazırlanmış bir kitap bu. Evet. Ali Arda'nın çevirisi onu söylemedim galiba. Görsel olarak da çok keyifli. Her şeyi çok dozunda bir kitap. Rahatlıkla kullanılabilir bir kitap. Yine metni uzun. Dolayısıyla bu kitap için yani çocuğun nasıl okuduğuna bakmak lazım. Kitaplarla okumayla ilgisine bakmak lazım. Ne kadar iyi dinlediğine, konsantrasyonuna bakmak lazım parça ama. Parça parça da okunabilir. Evet, parça yani parça her da gün okunabilir. Biraz. Evet, uzun bir metni var. 6-7 yaş sanıyorum daha uygundur. Ben nasıl ben oldum dinozor çocuktan çıkan bu kitapla ilgili. Son konuşulan kitabın adını kaçırdım. Ben nasıl ben oldum. O sahneyi bir öğrencim okulda koparıp kendi defterinin arasına saklamıştı. Güzelmiş. Yine önemli, güzel bir kitap. Evet, kızlar, oğlanlar ve beden bilimi. Yaş grubu yine azıcık daha evet. Yükseliyor, büyüyor. Şöyle göstereyim. Evet, biraz daha büyük olabilir. Yine kural dışı çocuk. Bu Veli'yle aynı zamanda çıkmıştı bu kitap evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Herhalde onu düşünerek aynı zamanda piyasaya sürdüler. Daha küçük yaş grubu ve biraz daha evet. Büyük yaş grubu için. Meg Hickling'in yazdığı bir kitap bu. Alt başlık cinsellikle ilgili ilk sorulara yanıtlar. Türkçesi Nil Gün'e ait. Resimleyen Kim Lafau. Evet. Burada da bir grup çocuk var. Muhtemelen bir sınıfta var. Ana sınıfı ya da işte birinci ikinci sınıf olabilir diye tahmin ediyorum. Gönül öğretmen sınıfındaki öğrencileri o gün toplamış. Anneler, babalar, hatta bir tane çocuğun dedesi de orada. Ve öğretmenleri onlara o günkü ziyaretçilerini tanıtıyor. Bu bir Sevin adında bir hemşire. Size bugün bedenimizden söz edeceğim diye başlıyor. Beden bilimi denir buna diyor. Çocuklar da işte biz zaten o konuyu öğrendik işte ay çok iğrenç falan işte çiğneyip yuttuğumuz resimler falan böyle konuyu dağıtıyor. Hani olur ya böyle her kafadan evet, evet, bir ses mutlaka çıkar. Oluyor. Sevin hemşire de diyor ki birazcık daha farklı bir konuya gireceğiz. İşte bugün beden bilim, bedenimizin özel bölgeler dediğimiz kısmından bahsedeceğim diyor. Çocuklardan biri yine iğrenç diyor, biri kulaklarını kapıyor. Ve yani böyle çok yumuşak yumuşak konuya girmelerini sağlıyor. Yani o tepkileri hafif evet, evet, çok güzel karşılıyor hepsini. Çok dozunda kırarak. Bazen özel bölgelerimizle ilgili konuşmaktan sıkılabiliriz diyor. Bu nedenle size bilim insanı gibi düşünmeyi öğretmek istiyorum diyor. Zaten konuya bambaşka bir yerden giriş yaptı bile. Bilim insanlarının kendilerine has özel bir dilleri olduğunu, bir bilim dili kullandıklarını, bu dili kullanarak sözcükleri ve anlatmak istediklerini çok daha rahatça kendilerini ifade edebildiklerini söylüyor. Böylece hani kulağınızı kapamanıza ya da iğrenç demenize gerek kalmaz diyor. Zaten bilim insanları böyle bir durumda iğrenç demez. Ne kadar ilginç derler diyor. Çocuklar tabii böyle bilim insanı rolüne soyununca bir anda konuyla daha yakından ilgilenmeye başlıyorlar. Ve önce bedenin 3 özel bölgesi olduğundan söz ediyor. Biri ağızdır.
eğer istemiyorsanız kimseyi öpmek zorunda değilsiniz diyor. Yani ağızın özel bölgeler içinde anlatıldığını bildiğim okuduklarımızın içinde ağızın katıldığı Evet, tek kitap bu şu evet. ana kadar. Ama çocuklardan biri diyor ki ben iyi geceler öpücüğü almaktan da vermekten de çok hoşlanırım diyor. Hemşire de elbette diyor ama istemediğin biri seni öpmeye zorlarsa ona hayır diyebilirsin. Bir diğer özel kısım meme bölgesidir. Hem kızlarda hem oğlanlarda olur ama işte farklı biçimlerde olur diyor. Bedeninizi istemediğiniz kişilere dokundurtmama hakkına sahipsiniz diyor. Dokunmak yok demek sizin en doğal hakkınız diye ekliyor öğretmenleri. Üçüncü bölgede çocuklardan biri bacak arası diye bağırıyor. Sevin Hanım yine çocukların o tepkisini yumuşakça böyle başka bir yöne doğru kıvırıyor. Doğru dediniz diyor ama bilim insanları bu bölgeye genital bölge der diyor. Siz de bu şekilde söyleyin diyor. Genital bölge temizliğinden orada yaşanabilecek rahatsızlıklar olursa hemen büyüklerinize haber vermeleri gerektiğinden bahsediyor ve dişi erkek ayrımından Göstereyim mi burada bunu? evet şöyle göstereyim Yine anatomi tek bilgisini tek olduğu gibi işte veriyor. idrar torbasının dışarıya nasıl açıldığı her iki cinsle de anüs olduğu idrar torbasının idrar yolunun üretra diye burada belirtiyor iki cinste farklılıklar gösterdiğini işte penis ve vajina farklılıklarını şöyle sayfaları geçerek Ben tutayım mı? Rahat edeceksin. olur. Mesela erkeklerin burada çocuklardan birisi örnek veriyor. Hani penisinin top oynarken, futbol Ha oynarken bir evet, koruyucu koruyucu. Evet. kullanma kullandığından söz ediyor. Ha, sünnetli penis, sünnetsiz penis. Penislerin farklı biçimleri. Çünkü bu bir konu olabiliyor çocuklar arasında. Çünkü Evet. birbirlerine gösterebiliyorlar belli bir yaşta. Bunun da çok doğal ve normal bir tavır olduğunu okudum uzmanların görüşleri arasında. Dolayısıyla burada onlardan da bahsediyor. Bu da iyi bir bilgi. Evet. Devam edelim. Sonra kızlarla konuşmaya devam ediyor. Burada işte vajina ve vajinanın içerisinde hani erkeklerin testisinin dışarıda olduğu kızlarda böyle bir şey yok. Çünkü içeridedir o yumurtalık da yani bir tür Şu önemli, bunu atlamayalım. Klitorisi gösteriyor. Bu önemli çünkü bundan yıllar önce bir röportaj izlemiştim zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Okumuş muydum, izlemiş miydim? Hatırlamıyorum. Yani işte orta yaşta bir kadına klitoris nedir diye soruyorlar. Sokak röportajı. Rastgele bir insana. Bilmiyorum ki yeni bir margarin olabilir mi acaba gibi bir şey söylüyor o da. Yani önemli. Klitoris'ten bahseden de bildiğim Evet. tek kitap bu yine. Daha sonra işte iki yetişkin insan işte bebek nasıl yapılır konusuna geliyorlar. İki yetişkin insanın işte sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi gerektiği. Bunun hani zamanı geldiğinde güzel bir şey olabileceği ama sadece yetişkinken yapılması nın işte çocuklardan biri diyor işte annem yetişkin olduğunda hoşuna gidebilir yani o yaş sınırının vurgulanması hoşuma gitti ve burada çok önemli bir cümle var işte çocuk sahibi olma olmama meselesinden konuşuyorlar çocuklardan biri de diyor ki bizimkiler eğer istersen bir bebeği bir çocuğu evlat edinerek de anne baba olabilirsin diyorlar diyor yani bu tip ayrıntılar aralarda güzel daha sonra işte bebeğin anne karnında gelişimi, rahmin vücudumuzun neresine denk geldiğini gösteriyor. Bebeğin işte baş aşağı durması ile ilgili konuşuyor. İşte bebek anatomisinden birazcık bahsediliyor. Kendi doğum hikayelerinden söz ediyor çocuklar kısaca. Doğum işte normal doğum ama bazen normal doğum olmazsa doktorun anneye yardımcı olması gerekir ve bir ameliyatla da bebekler doğabilir diyor. İşte sezaryen Evet. deniliyor. Ve işte göbek deliği herkes işte kendi göbek deliğinden de bahsediyor işte anneleriyle bağlandıkları noktadan ve çocuklar ilk başta ilk sahnede ay hayır iğrenç falan derken sonunda bunun çok normal bilimsel
bir bakış açısıyla bakıldığında hani iğrenilmeyecek ya da üstüne Evet. konuşulabilecek çok normal bir konu olduğuna varıyorlar. Bu Kitabı. kitabın yazarı da zaten Bu alanda bu alanda çalışıyor, evet. çalışan bir Sosyal uzman. hizmetler Evet, uzmanı ve cinsel sağlık eğitimi konusunda birçok ödülü varmış ve pek çok kitabı varmış Mac Hicklick'in. Bir soru var. 10 yaş kızıma önerebileceğiniz kitaplar. Ben Nasıl Ben Oldum? Biraz önce bahsetmiştik. Kızlar, Oğlanlar, Beden Bilimi. Değil mi? Bunlar 10 yaş Evet. için gayet uygun iki kitap. Yani resimli kitap olmasına Evet. aldırmayın. Alt sınırı işte 4-5 yaş diye başlıyor ve yukarıya doğru. Şimdi cinsel bilgiler, sağlıklı bilgiler alma konusu için önerdiğimiz kitaplar, en azından bu yayında önerdiğimiz kitaplar bunlar. Daha sonra başka kitaplardan da bahsedeceğiz. Bir bölüm daha en azından yapacağız bu konuyla ilgili. Şimdi bir de istismar konusu var. İstismar konusunda yani bir önleme var, bir de sonrası var konunun. Önleme kısmında, yani istismardan öncesinde neler yapabiliriz? Çocuklarımızı nasıl bilgilendirebiliriz? Kendilerini korumalarını nasıl sağlayabiliriz? Bu önemli bir konu. Bunun için önereceğimiz kitap Gergedan yayınlarından çıkmıştı. Bedenim Bana Ait adlı kitap. Oldukça iyi hazırlanmış bir kitap. Kitabın 5 yaş ve üzeri çocuklar için diye burada zaten belirtilmiş. Kitapta istismar konusundan önce herkesin kendi bedenini anlatıyor zaten. Ve ha burada önemli bir şeyler de var. Bir cinsellikle ilgili sınır ihlalleri konusunda tavır belirlemek işte kolay değildir diye bir giriş var. Yetişkinler için yazılmış. Okumanızı öneririm. Bir Alman aile planlaması, cinsel pedagoji ve danışmanlık cemiyeti ön Ön sözüyle, sözüyle, yani evet. orijinalinde de onların Evet. danışmanlığında hazırlanmış bir kitap. Onlar hani başta bir uzman görüşü, yetişkinlere yönelik bir giriş metni yazmışlar. Evet. Ondan sonra Konuya giriyoruz. hikayeye Evet. giriyoruz. Önce Clara'nın kendi bedeninden bahsetmesiyle başlıyoruz. Diyor ki, benim adım Clara ve ben çok özel bir şeye sahibim, bedenime. Bedenim sadece bana ait. Bu önemli bir giriş. Bence çok çok önemli bir giriş. Nedeni de şu. Bir büyük komşu teyze yanımızdaki çocuğu öpmeye çalışıyor. Çocuğumuz da istemiyor. Biz de diyoruz ki ama yavrum ne olacak, o sana sevgisini gösteriyor. İyi de beden çocuğun istemiyor. Yani bu bilgiyi vermemiz gerçekten çok önemli. Dolayısıyla bu çok iyi ve güçlü bir giriş bana göre. Yani Ardından biz sokakta herhangi bir yaşlı teyzeyi durup dururken gidip ya da bir öpmeyiz, yani amcadan ben hiç yanağını makas almadım sıkmayız. daha yani bugüne kadar. Gerçekten enteresan. Bu arada biraz kendi deneyimimizden hani Anlatalım. çocuklarla yaşadığımız durumdan da bahsedelim arada. Evet, ondan da bahsedelim. İşte burada bedenini anlatıyor. İşte bebekken nasıldı, bedeninin sürekli değişmesinden bahsediyor. Kendisini beğendiğini söylüyor ve diyor ki bazen birisiyle yakın olmak istediğimde işte ona dokunabiliyorum. Yani bu kendi isteğiyle. Bazen birine yakın olmak istiyorum. O zaman bedenlerimiz birbirine dokunuyor diye tarif ediyor bunu. Bence çok güzel yine. İşte babasıyla nasıl sarıldığı, büyük annesinin kucağına nasıl rahatlıkla oturduğu, nasıl rahat ettiği, nasıl yakın hissettiği bütün bu temaslarda onlardan bahsediyor. İşte küçük bir bebeği kucakladığında neler hissettiğinden bahsediyor. Arkadaşıyla işte kardeşiyle gıdıklamaca oynadığında nasıl keyif aldığından bahsediyor. Ve diyor ki birine dokunmak çok özel bir şey. Birinin bana dokunamayacağına ve ne zaman dokunacağına sadece ben karar veririm. İşte asıl konu bu. Yani bence bütün bu konuştuklarımız, yaşadığımız sorunların ciddi bir kısmını ortadan kaldırabilecek bir bakış açısı, bilgi bu. Bana kimin ne zaman dokunacağına sadece ben karar veririm diyebilen çocuk. İşte bazen çünkü bize kimsenin dokunmasını istemeyiz ama yine de ısrarla bize dokunmak isteyebilirler. Şimdi bunlar da çok güzel sahneler. İşte o amca, işte o teyze, bunlarla sokakta karşılaşıyoruz, evimize geliyorlar, apartmanda karşılaşıyoruz.
Belki bazen biz o kişi oluyoruz. Şu kişi olabiliriz yani, o kadar zor bir şey değil. Çocuğun o andaki duygularına dikkat etmediğimiz anda Evet. o biz olabiliriz. Çok kolay. O kadar uzakta aramayalım yani bu kişileri. Ve her seferinde kötü niyetle gerekmiyor. Ve bunlardan nasıl rahatsız olduğunu açıklıyor. Ve biri bana dokunduğunda ve bu hoşuma gitmezse hep şöyle diyorum. Bunu yapma. Bana dokunma. Bunu istemiyorum. Hoşuna gitmeyen bir dokunmayla karşılaştığında hangi tepkiyi verebileceğinden de gayet güzel bahsediyor. Ve hatta diyor ki bu da yine çok önemli bir konu. Şimdi birinin çocuğa dokunması, çocuğun bunu istememesi bir konu. Ama birinin bir çocuktan kendisine dokunmasını istemesi de bir başka konu. O zaman da diyor ki birine dokunmam gerekiyorsa ama ben bunu istemiyorsam o zaman yapmıyorum. Hayır, sana dokunmak hoşuma gitmiyor. Bunu istemiyorum diyorum. Yani konunun diğer yanı da bu. Yine çok önemli bulduğum bir nokta. Ve bunu yüksek sesle söylemek, kararlı bir şekilde söylemek. Bazen evde bunun alıştırmasını yaptı. Aynanın karşısına geçip bana dokunma, istemiyorum, hayır alıştırmasını yaptığını gösteriyor, söylüyor. Ama dokunmanın ne kadar keyifli bir şey olabileceğinden de bahsediyor. İki Ve taraf isterse iki diyelim. taraf da isterse ne kadar hoş bir şey olabileceğinden bahsediyor. Ve hayır deme konusunu gayet güçlü bir şekilde duvardaki yazılarda da bin bir dilde hayır yazıyor. Vurguladıktan sonra diyor ki yine çok önemli bir nokta. Eğer çocuğa güven vermişseniz olabilecek bir şey bu. Bazen biri hayır dediğinde bile durmayıp devam edebilir. Buna karşı kendini mutlaka savunmalısın. Eğer bununla tek başına başa çıkamıyorsan, o zaman güvendiğin birine anlatmalı ve sana yardım etmesini istemelisin. Bence temel bilgiler bunlar. Bu kitapta yer alıyor. Kitabın kapağı şurada. Bedenim bana ait. Gergedan yayınlarından çıktı bu kitap. Çıkalı bir hayli zaman oluyor ama değerinden uzun süre hiçbir şey kaybetmeyeceği de benziyor. Evet. Hele bizimki gibi bir ülkede. İstismardan korunma meselesi şöyle bir yanı var. Onlarca kitaptan bahsedebiliriz. Binlerce uzmandan görüş alabiliriz. Uzmanlar milyonlarca tez yazabilir. Ama konu şu, eğer çocuğunuza hayır demeyi öğretmemişseniz, eğer çocuğumuza işte şunu yapıyorsak, daha doğrusu bunu biz de yapabiliriz tabii ki, niye siz diye konuşuyorsam. Eğer çocuğumuza hayır demeyi öğretmemişsek, eğer birisi çocuğumuza dokunduğunda ama işte o amcan, ama bu komşu teyze diye çocuğumuzun duygularını yok sayarak konuya yaklaşıyorsak, ne olur beni öp sana çikolata alacağım diye biz söylüyorsak, çocuğun itirazını göz ardı ediyorsak, o zaman çocuğumuzun maruz kalacağı şeylerde eğer kalırsa, umarım hiçbir çocuğun başına gelmez ama eğer olursa payımız var demektir. Evet, bir de çocuk susar, Ve bu noktada sen evet, susma çocuk susar sen sözü çok susma diye yanlış. bir hashtag kullanıldı. Hayır efendim, çocuk susmaz. Siz susmayı Susmamasını öğretin, susmamayı öğretmeliyiz. öğretin. Yani söz büyüğün, sus küçüğün diye korkunç bir laf var bu toplumun belleğinde. Bu lafı ortadan yok edelim hep beraber ve o zaman çocuklar susmaz. Biz de beraber bağırırız o zaman onlarla. Zaten bağırırız da. Bence en önemli nokta bu. Ne yaparsak yapalım, onlara hayır demeyi, kendi bedenlerine sahip çıkmayı, istemedikleri şeylerin yapılmamasını sağlamayı öğretmediğimiz sürece ve eğer maruz kalırlarsa da bize gelip anlatacak güveni vermemişsek çocuklarımıza, önüne geçemeyeceğiz bu sorunların. Bu sorunlar büyümeye devam edecek. Bütün bu kitapların da bir işe yarayacağı yok o şartlarda. Fakat diyelim ki ben şimdi konuyu köpürmeye başladım, o yüzden Evet. Köpüren köpürülmeyecek gibi değil. Son kitaba kitabımız. döneyim. Son kitabımız bir istismar durumundan sonra çok büyük bir çalışma alanı olması gerekiyor bunun. İletişim kitaplarından, iletişim yayınlarından çıkmış 5 kitaplık bir dizi. Duygularımı çiziyorum. Bu 5 kitaptan birisi çok çok önemli. Yetişkinler Beni İncitiyor adıyla yayınlandı. İstismara uğramış çocuklara yardım alt başlığıyla. Kitabın çok çok önemli bir görevi var. İstismara uğramış bir çocuk. Çocukla nasıl iletişim kurabiliriz? Ne yaşadığını, ne boyutta yaşadığını nasıl anlayabiliriz? Bu
yani biz sıradan insanlar için çok kolay bir şey değil. Birçok şeyi gözden kaçırabiliriz. Çocuğunuz evde bunun yüzlerce resmini yapmıştır ama siz onu hep başka bir şey olarak anlamışsınızdır. Ya da biz işte niye hep siz diyorsam. Sanki biz anlamıyoruz öyle. Neyse. Fakat bir uzman aynı resmi çok farklı görecektir. Dolayısıyla bu kitap istismara uğramış çocuklara yardım etmek, onlarla iletişim kurabilmek ve ne yaşadıklarını anlayabilmek üzere hazırlanmış bu kitabın başında diyor ki, bu kitap istismara uğramış 6-12 yaşlarındaki çocuklar için hazırlanmıştır. Kitap üzerinde istismara uğramış çocuklar konusunda uzman bir yetişkinle çalışılmalıdır. Yani bu bizim alıp evimizde çocuğumuzla çalışacağımız bir kitap değil. Bu mesela okullarda rehberlik servislerinde bulundurulacak. Terapi merkezlerinde çocuklarla ilgili çalışan neresi varsa işte bu işi yapan pedagoglar falan filan kimlerse onlar. Düzinelercesini ofislerinde bulunduracakları, bulundurmaları gereken bir kitap bu. Çünkü bu kitabı alıp ancak bir uzmanın anlayabileceği şeyler bulacağız. İçinde bir takım çalışmalar var. Kitap bir süre sonra yani metni doğrudan çocuklarla da iletişim kuran bir metne dönüşüyor. Ama hep bir uzman denetimi geliyor. İşte yani uzman bir tür şifre çözücülük yapacak. Şifre çözücülük yapacak. Yani bizim anlayamayacağımız şeyleri anlayacak birine ihtiyaç var bu kitapla ilgili. Yani bu kitabın şu anda Türkiye'deki bütün okulların rehberlik servisinde bir düzine kopyasının bulunması gerekiyor. Eğer yoksa bence bu suç sayılmalı. Ya hakikaten bu kitabın bulunmaması suç sayılmalı yani. Ya da bunun gibi kitapların, yardımcı kitapların. İçinde bir takım egzersizler var. Çocukları yönlendiren, işte böyle boş sayfalar var ama burada bir yönlendirme var. Çocuk buraya bir şey çiziyor, bir resim yapıyor. Çoğunlukla resim diliyle bu iletişimi sağlıyor. İşte başka yöntemleri de var kitabın. Ve bu şekilde istismara uğramış bir çocukla iletişim kuruyor. Neyi ne boyutta yaşadığını, ne kadar yaşadığını, kim tarafından bu duruma maruz bırakıldığını ortaya çıkarmak üzere bir çalışma yapılabiliyor. Yetişkinler beni incitiyor, istismara uğramış çocuklara yardım alt başlıklı iletişim yayınlarından çıkan bu kitap çok 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 önemli bir kitap. Bugün için ayırdığımız kitaplar burada. Yarım saat demiştik, 42 dakika olmuş. Evet. Belliydi. Daha başka kitaplar da var. Daha sonra onlardan da bahsedeceğiz. Yanınızdaki bayan neden tedirgin duruyor? Yanımdaki bayan eşim Banu. Bir i̇şte dolap kitabın değil, hiç de tedirgin değil. Bilemedim. Yani ülkede olup bitenler yüzünden hani çocukların başına gelen şeyler yüzünden tedirgin evet, olabiliriz. Duydukça, evet, dinledikçe yani. Bir sürü şey düşünüyorum ama şu an burada olmaktan tedirgin değilim. Evet, bütün düşüncelerimizi dile getirmiyoruz. Onun bir gerginliği olabilir üzerimizde. Evet, kitaplar, bugün için ayırdığımız kitaplar, bu yayın için ayırdığımız kitaplar bunlar. Daha fazlası var. Onlardan da daha sonra söz edeceğiz. Ama en önemli konu çocuklara hayır demeyi, bedenlerinin kendine ait olduğunu ve eğer istemiyorlarsa kimsenin onlara dokunamayacağını, eğer istemiyorlarsa kimseye dokunmak zorunda olmadıklarını öğretmek. Bizim deneyimimiz de bunun evet, doğru bir yol olduğunu gösteriyor. Evet. Ve insanlardan aldığımız tepkiler çok ilginç. Evet, bu konuda. Yani biz önce büyük oğlumuza bunu öğrettik. Şu anda 5 yaşında. 5 yaşında ama epey bir süredir hayır diye yani 2 yaşından beridir diyor dokunma, yani. Evet. Hamlesinde hayır diye bağırıyordu. İkinci oğlumuza böyle bir şey öğretmeden o zaten abisinden bunu öğrendi. Evet. Ve sokaktaki herhangi bir insan bu tepkiyi aldığında alınıyorlar. Niye böyle yapıyor diye. Ve biz de açıklıyoruz çünkü sizi tanımıyor. Kendisi de açıklıyor artık, biz bir şey söylemiyoruz. Hani sizi tanımıyorum, tanımadığım için dokunamazsın diyor. Ama yadırgıyorlar çünkü toplum olarak o kadar alışmışız ki bu duruma. Evet. Herkes bunu hak olarak görüyor. Ya bozuluyorlar ya. Evet, çok acayip yani. Yani ben kötü bir şey mi yapacağım falan. Yani sonra bize kızıyorlar. Evet. Hani bunların çocuğu da bir cins yani. Evet, falan. Bulunmaz Hint kumaşı yani. Evet, evet. Ne olur ki. Tabii yani canım, ben bana torunumu da seviyorum böyle. Ha, evet ya, bana diyen oldu yani. Bir tek sizin çocuğunuz mu var diyen oldu bana yani. Hayır, onun bedeni bir tek ona ait, o var ve kimse elleyemez. Yani, yani biz onu net öpmek için izin istiyoruz. Öyle değil mi? Evet. Eğer izin vermezse onu öpmüyoruz. İstemezse sarılmıyoruz.
Ama biz de istemediğimiz zaman bize sarılmamasınız, biz de ona söylüyoruz. Yani bu Evet. aynı zamanda karşılıklı da olması gereken bir şey bize göre. Bizim deneyimimizde bu çok güzel. Bir de kardeşe aktarılmış olması da çok önemli. Mesela yaşadığımız bir olayı anlatayım. Biz semt pazarına gidiyoruz, mümkünse düzenli olarak. Ve ben çocuklarla birlikte gitmekten de çok hoşlanıyorum pazara. İşte birlikte geziyoruz. Onlar bir şeyler seçiyorlar filan. İşte pazarda bir sürü iletişim kuruyorlar. Bir sürü insanla karşılaşıyorlar. Ve tabii geçerken bir makas alma çabası çok fazla. Allah'tan bizimkiler hani çok ciddi, ciyak bir hayıra sahipler. Yani pazarda kesif bir sessizlik olabiliyor bazı anlarda. Ki hak ediyorlar zaten. Biz de onları her zaman onaylıyoruz. Bunu yaptıkları zaman bravo diyoruz çocuklarımıza. Bunun başka insanlara karşı bir güvensizlik yaratabileceği falan filan, evet, güvenmemek gerekiyorsa yapacak bir şey yok. O konuda bir şey diyemeyeceğim şu anda. Belki daha fazla düşünmek lazım ama. Fakat pazarda şöyle bir şey yaşadık. Hep uğradığımız bir tezgah vardı. O uğradığımız tezgahtaki satıcılar ne hikmetse çok dokunmak istediler. Yani hani evet, sevmek istiyorlar, anlıyorum, ama bizim çocuklar da hayır dedi. Bizim çocuklar hayır dedikçe onlar bunu Üstüne gittiler. teşvik gibi algıladılar. Yani bu hani çok acayip bir durum var ya böyle. Yani bu yanlış anlama değil yani. Yani toplum olarak böyle bir ısrarcılık, Evet, garip yani yani hani geleneksel bir şeye ha, dönüşüyor. yemek Yemek, yerkenki evet. mesele gibi. Ben de dedim ki yani istemiyor çocuklar. Ya abi dedi, biz kendi çocuğumuzu nasıl seviyoruz bir bilsem falan dedi. Yani işkence mi ediyoruz biz kendi çocuğumuza falan. Konu oraya geldi. Dedim ki evet, demek ki yani hani çocuklar rahatsızlar ve en sonunda Tayga ve Orman dediler ki adamlar onunla, çocuklara dokunamadı bu arada. Yani herhangi bir temas yok. Bizimkiler yeterince güçlü bağırıyorlar ve ben de oradayım. Ama en sonunda çocuklar dediler ki baba, bir daha buraya gelip alışveriş etmeyelim. Bu tezgahtan hiçbir şey almayalım. Ben kendimi bir zafer kazanmış hissediyorum bu açıdan. Çok çok başarılı buluyorum çocukları da. Bunu öğrenebiliyorlar ve aktarabiliyorlar. Mesela bir arkadaşları var. Birlikte çok sık oynadıkları bir arkadaşları var. En başta o bu tür tepkiler vermiyordu. Belki öğretilmedi, belki o almadı o bilgiyi. Nedenini bilmiyorum. Ama birlikte oynaya oynaya bizim çocuklar, işte Tayga ve Orman, ondan bir sürü şey öğrendiler. O da Tayga ve Orman'dan bir sürü şey öğrendi. İçinde bu da var. O da kendisine dokunmak isteyen birisi olduğunda tepki göstermeye başladı. Ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yerinden başlamak Evet, zorundayız. onlar aralarında konuşuyorlar belki Demek konuları. ki, ya da göre göre Evet. öğreniyorlar. Bir şey oluyor. Yani Tayga da gitti arkadaşını savunmak için bir başkasına sataştı ya. Yani hani bir şey oluyor aralarında. Bir iletişim kuruyorlar ve o iletişim üzerinden bunu gayet güzel paylaşıyorlar. Dolayısıyla bunu yapmak gerekiyor. Biz bunu denedik ve çok iyi sonuç aldık. Çünkü şu anda çocuklarımız istedikleri kişilerle istedikleri gibi iletişim kuruyorlar. Asla itiraz etmedikleri, asla itiraz etmedikleri de çok fazla oldu. Kendilerine dokunmaya izin verdik, dokunmasına izin verdikleri insanlar. Mesela Orman 2,5 yaşında, işte o da. Bazen sayıyor, işte şu, işte babaanne, anneanne, hala, işte teyze, bunları sayıyor mesela. İzin verdiği kişileri sayıyor. Burada başka arkadaşlarımız var, onları sayıyor. Bunun çok iyi ve başarılı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ben Evet. hoşuma gidiyor yani bunu yapmaları. Bir iki yorum vardı. Kaçıranlar olmuş. Başını kitapları tekrar eder misiniz ya da kaydeder misiniz diyenler. Bu kaydediyoruz ve YouTube kanalımızda, hesabımızda da bu kaydı yayınlayacağız. Yarın değilse öbür gün. Dolayısıyla aslında kaçırmış değilsiniz. Bunu da tekrar edelim. Ve Ve artık bitirelim. Gidip bir çay içelim. evet, zor bir Evet. konuydu. Bu kadar sakin konuşmak zor. Ben bir ara köpürür gibi oldum ama Kitap isimlerini tekrar eder misiniz? Şöyle yine de hızlıca edelim. edelim. Daha sonra birdolapkitap.com'da zaten bunların bir kısmının yazıları da var. YouTube kanalımızda da tek tek isimlerini yazacağız. Veli Veli nereye nereye gitti? gitti? Kural dışı çocuktan çıktı. Çocuklar için cinsel eğitim öyküleri. Net çocuktan çıktı bu da. Ben nasıl ben oldum? Dinozor çocuk tarafından basılmıştı bu kitap. Hala piyasada mevcut. Yine kural dışı çocuktan. Kızlar, oğlanlar ve beden bilimi.
Bedenim Bana Ait, İstismar üzerine giden bir kitap. Bu Gergedan'dan Öncesi, çıktı. istismardan önce korunmakla Evet, ilgili. istismardan korunmakla ilgili. Ve Yetişkinler Beni incitiyor. Bu İstismara uğramış çocuklara istismara yardım. uğramış çocuklara yardım alt başlığıyla uzman denetiminde, yani bir Bir uzmanla birlikte uzmanla çocuğun. birebir çalışabilecekleri bir kitap olarak yayınımızı bitirebiliriz. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Zor bir konuydu. Umarım bizim de dilimiz dönmüştür. Evet. O halde Görüşmek üzere. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.